En çok kullanılan yatırım araçları hangileri? Şimdi e, Viyop bildiğiniz gibi Borsa İstanbul çatısı altında faaliyet gösteren bir e, türev araç piyasası. Şimdi türev araçlar gelişmiş ekonomiler için özellikle finansal riskleri hece edebilmek maksadıyla kullanılan e, önemli finansal e, enstrümanları içeren e, araçlardır. Şimdi bu yatırım araçları finansal riskleri aktarmak için kullanıldığı gibi bir de ...spekülatif nedenlerle yatırım e, getirisi elde etmek için de yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak bu tip piyasalar e, gelişmekte olan ülkelerde henüz tüm özellikleriyle oturmuş piyasalar değil. Türkiye'de de 2005 yılında kurulan vadeli işlem piyasaları halen e, gelişmekte olan bir piyasa. Bu nedenle mevcut tüm yatırım araçlarının hepsi yüksek hacimlere sahip değil tabii ki. E, borsalarda alıcı ve satıcıların tabii ki karşılaştığı piyasalar olduğu için... ...işleminizin karşı tarafında bir yatırımcı olması gerekiyor. E bunun için de elbette yüksek hacim sizin için oldukça önemli. Alacağınız zaman bir satıcı ya da satacağınız zaman bir alıcı bulunması gerekir ve... ...piyasaların çalışması zaten bu şekilde gerçekleşir. E i̇şte tam da bu yüzden kısa vadeli spekülasyon yapmak istediğinizde... ...yüksek hacimli yatırım araçlarını tercih etmek bir zorunluluk haline geliyor tabii. Çünkü yoğun işlem hacmi demek istediğiniz zaman ürünü satın almak ya da satabilmek demek. Bakın isterseniz Viyop'ta daha önce o göstermiştim bir kez daha bunu göstermek istiyorum. 6 Haziran 2017 tarihinde bu tarihin bir önemi yok sadece örnek olması açısından gösterdim. Mesela o gün kapandığında ki hacimler bu şekildeymiş. Bakın açık ara Açık ara BIST 30 bir kere önde. Mesela Haziran ayında almışım bu listeyi, 6 Haziran'da. E, BIST 30'un Haziran vadeli işlem sözleşmesi e, diğerlerinden en yakın rakibinden 3 kat daha fazla hacme sahip. İkinci sırada dolar Türk lirası mesela e, aynı ay vadeli. Sonrasında da yine BIST 30'un bu sefer bir sonraki ay vadeli. E, sözleşmesi geliyor. Dolayısıyla e, hacimler daha çok BIST 30 çok çok açık ara önde. Sonrasında dolar-türk lirası, euro-türk lirası, euro-dolar diye gidiyor. Aradan e, hisse senetlerinde işte pay senetlerinde o gün yoğun olanlardan olabiliyor. E, sonrasında gram altın ve ons altın da aradan geliyor. E, bunları tabii dikkat edersek, e, özellikle istediğim zaman alıp satmak maksadıyla bu tip sözleşmeleri takip etmek çok daha faydalı olacak.